Ben geldim. Umarım iyisindir. Ben iyiyim, iyiyim değil demek zorundayım. Çünkü iyi olmak için böyle söylemek gerekiyormuş. Neyi bolca söylerseniz o öyle oluyormuş. Öyle söylüyorlar. Psikolojik olarak dipteyim ben bayağı. Delirdim diye. Şöyle söyleyeyim. Bir soru cevap videosu çekmek istedim aslında sizlerle. Bu tüp mide ile ilgili değil. Normal bir şekilde hani dertleşmek açısından, konuşmak adına gibisinden. Bu şekilde oturduğum için kusura bakmayın. Hani böyle bir şeylik varsa özür dilerim şimdiden. Sizlerle beraber soru cevap videosu çekeyim, mukbang yapayım dedim. Böyle kendime bir salata hazırladım. Birazcık durursun. Öncelikle biraz sohbet etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. 45 dakikam var. 45 dakika içinde bu videoyu çekmem lazım. Özlem abla gitti olma sebebim de şu. Rabiş eve geldi. Her yer her yerde. Ben bulaşıkları yıkadım. Mutfakta işim bitti. Bugün akşam da yemek var. Bir de bugün ayın 29'u. Yani Mayıs'ın bitmesine bu ay kaç çekiyor? 30 mu? Bilmiyorum. Hani YouTube'un son şeyi ya. 2 gün daha varmış. Ben de dedim en azından böyle bir video çekeyim. Evde video çekebilecek bir şeyim yok. Çünkü siz de seviyorsunuz. Ben de çekerken rahatsız olmuyorum. Ne oldu Gizem? Neden böylesin? İşte neden sürekli ağlıyorsun diye soranlarınız oluyor. YouTube'da tabii ki ağladığım kısımları görmüyorsunuz. Instagram'da gören var, canlı yayında gören var, işte TikTok'ta gören var. Bazen bazı şeyleri isteseniz de istemeseniz de unutamıyorsunuz. Hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Etrafımdaki insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Denedim, olmuyor. Daha önce başardığım şeyleri şimdi başaramıyorum. İnsanlar da bunu şey olarak algılıyor. Tüp mide oldu, işte seveceğini düşünüyordu. Bunu hala seven yok. Bu yüzden böyle ağlıyor. Ya derdim bu değil. Gerçekten bu değil. Ben ağlıyorum çünkü bilmiyorum. Birisi var. Tamam mı? Aslında bunu anlatmam da doğru değil ya. Birisi var işte. Onunla konuşurken onun söylediği şeyler, onunla konuşmak istiyorum ama bana söylediği şeyler benim çok ağrıma gidiyor. O beni istemediğini söylüyor, benimle konuşuyor. Çok farklı. Gerçekten çok farklı bir durum. Nasıl der, toksik mi derler, bir şey diyorlar ya. Bilmiyorum. Bir şeyler var ama çözemiyorum. Olan sadece bana oluyor. Her gece ağlamak. Durduk yere böyle namaz kılarken, kıldıktan sonra burnumun direği sızıyor, ağlamaya başlıyorum. Gerçekten iyi değilim. Bu hafta içi zaten ben randevu alıp terapi almaya gidecektim. Ayarlayamadım onu daha. Haftaya gideceğim galiba. Hem birinci yıl kontrolü hem de oraya. Düzeltemiyorum kendimi bir türlü. Dışarıya da güçlü görünmeye çalışıyorum ama böyle. Akşam herkes geliyor mesela. Oturuyorum. Mutfaktayken gülüp geçiyorum. Hani sanki o zaman unutuyormuş gibi oluyorsun ama sonra bir anda hatırlıyorsun. Diyeceksiniz ki, Gizem seni istemeyen bir insana neden şey yapıyorsun? İşte ben de bunu kendime anlatamıyorum. Anlatamadığım noktada bu zaten. Bırak ya diyorum. Sonra kendi kendimi üzülüyorum onu şey diye. O bana beni bırakma demişti. Ve onu bırakırsam ihanet etmiş olurum. Ya da onu da yüzüstü bırakmış olurum. O zaten seni bıraktı gitti yani. Aşamıyorum. Ondan sonra tabii ki aile içinde olanlar böyle nasıl diyeyim yani. Ya bir şey yaparsın 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 en iyisini de yaparsın ama hala yapmamış. Keşke niye yaptın yapmasaydın oluyor. Bunu da tam olarak anlatamıyorum. Yoruluyor, beynim yoruluyor gerçekten. Hani böyle tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Bir yere gidecek oluyorum mesela. Diyorum ki annem izin vermeyecek. Bunun derdine düşüyorum. Annem izin verir mi? Vermez mi? Carttır curttur. Diyeceksiniz ki Gizem nankörlük etme İstanbul'a gittin. Ama anlaşılmayan nokta şu. Ben sosyal medyada içerik üretmeye çalışıyorum. Aslında içerik üreticisi değilim. Video çekmeye çalışıyorum. Ve ben bir yere gittiğim zaman daha fazla izleniyorum. Daha fazla para kazanıyorum. İşte bunu anneme bir türlü anlatamıyorum. Asla anlamıyor. O biz kapıdan dışarı çıktığımız an çok farklı şeyler ne bileyim ya öyle.
Hayırlısı olsun her şeyin. Diyecek bir şeyim yok. Psikolojik olarak çok yorgunum. Bu tüp midyenin alakası yok. Eski neşeni kaybettiğin lafına katılmıyorum. Ameliyatla dolayı değil yani bu. Ya da birisi beni sevmiyor diye değil. Birisi tarafından kandırılmak, istemediği halde hayatında hala olması, böyle dalga geçer gibi umut vermesi. Öyle. Ve en çok zoruma giden şeylerden birisi de şu. Bunu da söylemek istiyorum. Etrafımda çok fazla arkadaşım var. Hepsine koşmuşumdur, iyi olsunlar diye uğraşmışımdır. Onların zor zamanlarında hani nasılsın, 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 nasılsın diye böyle defalarca sormuşumdur. Ama benim ağladığımı gördükleri halde asla nasılsın yazmayan arkadaşlarım var. İşleri düştüğü zaman yazarlar. Bu benim çok zoruma gidiyor ya. Ben böyle hayatımdaki insanlara çok değer veriyorum ya. Onların beni böyle nasılsın sorusuna bile muhtaç etmesi zoruma gidiyor. Ha, iyi ki var dediğim birkaç insan var. Onların hakkını asla ödeyemem. Büşra, Özlem abla, Sinem, Melike, Tuğba, Aysun. Ya, sosyal medyadan tanıdığım çoğu farklı insan. Daha sayayım mı? Kim var? Öznur'um. O benim için çok farklı. Çünkü beni anlayabiliyor. Ciddi anlamda anlıyor. Buradan Büşra'ya selamlar. Büşra kocaman selamlar. Öyle. Hayat geçiyor, evet. Siz diyeceksiniz ki işte kafana takmışsın Gizem. Bir şeyi kafana takabilmek için karşındaki insan senden kaçar, senin istemediğini söyler, hayatından çıkar gider. Ama sen hala onun üstüne gidersen, onunla uğraşırsan bu takıntıdır. Ama ben unutmaya çalıştığım bir insana burnumun dibine dirmeye sokuyorlar ya da bilmiyorum kim sokuyor. Ama bir şekilde hayatıma dahil oluyor ve ben de buna kendimi yerden yere vuruyorum. Bak gerçekten çok dua ediyorum. Allah'ım diyorum benim için değil, doğru değilse ben onu unutayım diye dua ediyorum. Nasıl derler, imtihan belki de bilmiyorum. Allah yardımcım olsun diyecek başka da bir şeyim yok. Yani elimden bir şey gelmiyor. Ya durduk yere ağlıyorum. Bu benim elimde olan bir şey değil yani. Çok umutlandım, çok güvendim. Yemin ederim çok güvendim. Ben çok ciddiyim. Hani böyle herkese yoldan geçene güvenecek bir insan değilim. Hayatımda hiç kimse de olmadı değil. Tamam sevilmedim. Bunu biliyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama hiç böyle şey değilim. Yani, birisine koşa koşa gideyim işte ilk defa erkek buldu gibisinden bir sürü saçma sapan cümleler var diye bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyse. Siz de kılatamayayım. İnsanların yargıları çok farklı gerçekten. Anlamaya çalışanlara teşekkür ederim. Ağzım sulandı. Çok güzel bir salata yaptım. Onu atıyor, onu hazırlıyor. Yani bu demek oluyor ki evet. Size dedim ki bana soru sorar mısınız? Sizler de bana soru sordunuz ama çok çok değil. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorumuz. Cildiye'ye gidiyor musun cildin için? Hayır, gitmiyorum. Vücudumdaki yaralar çok fazla bir şekilde artış sağladı. Ama ben çok üşengecim ya. Çok büyük hata. İhmal etmememiz gereken en önemli şeylerden birisi sağlık. Ve ben bunu çok ihmal ediyorum. Diğer soruya geçiyorum. Bir şeyi merak ediyorum. 98 doğumlusun ya Gizo. 26 yaşında olmuyor musun? Ben de 98 doğumluyum. Şimdi ben 98 Aralık doğumluyum.
Biz Mayıs ayındayız. Ben yaşımı Aralık'ta gideceğim. Çoğu insan yaşını yanlış hesaplıyor. Sizin doğduğunuz yıl bir yaşına girmiyorsunuz. Mesela benim yaşımı hesaplarken hep bir yaş büyük söylerlerdi. Ben de kızardım. Ben doğduğum yıl bir yaşında değilim. Ben 98'de doğuyorum. Bu tonlama nereden geliyor Gizem? Ben 98'de doğduğumda 1 Aralık 1999'da 1 yaşında oluyorum. İnsanlar yanlış hesaplıyor. Ama ben Aralık doğumlu olduğum için canım, 98'lerin çoğu yaşına girerken ben en son giriyorum. Çünkü yılın sonunda doğmuşum. Yurttaki arkadaşım ve sadece seni izliyoruz. Yemek yerken Gizoş. Afiyet olsun. Öptüm sizi. Evin işlerini neden sürekli sen yapıyorsun? Kardeşlerin de var. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz 4 kardeşiz, evet. Nehir okula gidiyor. Saat 3.30'da geliyor. Ozan erkek çocuğu diye hiçbir şey yapmıyor zaten. O da aynı saatlerde gidip geliyor. Nehir'e ben bir iş dediğim zaman Nehir 10 saat sonra yapıyor. Yemek tamam bende ama bari bulaşıkları yıkayın. O da yok. Annem de şu anda ameliyat olması gerektiği için zaten aşırı bir şekilde rahatsız. Ona da çok fazla yüklenemiyorum. Çünkü mutfak haricindeki evin sağını solunu toplaması, süpürmesi, etmesi ona bakıyor. Haftanın 2 günü çalışıyor zaten. Ben çalışmasını istemiyorum çünkü çok yoruluyor. Akşama kadar ayakta. Baya baya yoruluyor. Bilmiyorum. Evin işini sadece ben yapmıyorum. Annem de yapıyor. Onu da söyleyeyim de. Ne yere de yaptırmaya çalışıyorum. Rabi zaten eve daha yeni geldi. Yıllardır sınav sınav sınav. Şimdi de işte okul okul okul. Şimdi de işe girer. Hiçbir zaman yapmaz yani. Yapmıyor değil de işte. Rabi şey de yok diyeyim. Öyle söyleyeyim. Daha fazla YouTube aktif ne zaman olacaksın? Yemek videolarını çok seviyoruz. Valla elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum. Ama pek becerikli değilim bu konuda bence. Ya da seslenmeyin, YouTube videosundayım. Şuradan böh desem aklı çıkar. Kaç tane konuştun oldu Gizoş? Bunu nasıl cevap vereyim ya? Bilmiyorum. Ama hayattan sonra hayatındaki en büyük değişim ne? Duyamadıktan geldi. Her şey demen en büyüğü. Her şey deme en büyüğü demiş. Ama hayattan sonraki hayatımdaki en büyük değişiklik kıyafet oldu bence. Artık istediğimi giyebiliyorum. Ne olabilir başka? Bulamadım. Ne senin yemek yapma aşkı ne de benim gururu olan aşkım bitmez Gizo. Gururlu. Bir insan var ya, bu kadar da çok gururlu olmamalı, bu kadar çok egolu olmamalı ya. Bazıları tükürdüğünü yalamamak için büyük konuşuyorlar. Büyük konuştukları için sevdikleri halde ben seni istemiyorum diyorlar. Ya ortada bir şey olsa anlarsın da ortada bir şey yok. O yüzden bazı haklar helal edilmez. Beddua etmek benim haddime değil. Ah etmek benim haddime değil. Ama bazı haklar helal edilmez. Birisi yazmış ki pişmanım dese affeder misin? Hayatımın içine etti. Ne pişmanlığından bahsediyorsun ki? Asla pişman olmaz yani. Ya ben şunu da söylüyorum. Ben ölsem gitsem üzülmez bence. Ben öyle düşünüyorum.
Özlem ile birlikte güncel Türk medya videosu gelir mi? Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben Özlem ablayı sosyal medyaya başla diyorum. Ama bir insana da şey diyemezsin. Sosyal medyada çok para var, sen başla. Şimdi belki 1-2 yıl boyunca uğraşacak. Hiç para kazanamayacak. Yani belli bir yerden sonra kazanacak ama bir insanın da her şeyini buraya bağlaması çok zor. Sosyal medyada olmasını istiyorum ama o çok fazla aktif olamıyor. İyi bir telefon olmadığı için belki de. Ama İstese Serkan abi ona telefon da şey yapar. İstemiyor yani sosyal medyadaki insanlardan dolayı. Ya siz normal olarak görüyorsunuz da bazı yorumlar. O gün bak Asel daha 21 aylık. Tamam 2 yaşına diyelim. 2 yaşındaki bir bebeğe Özlem ablaya mesaj atmışlar. Senin o çocuğunu kafasından tutup duvardan duvara vurmak istiyorum. Çok iğrenç bir çocuğun var diye. O kadar üzüldü ki. Normalde o beni teselli ederdi. Böyle yapma işte kafana takma. Şöyle böyle diye. Ne diyeceğimi şaşırdım. 2 yaşındaki çocuktan ne istiyorsunuz? Ben o yüzden herkesin sosyal medya yapabileceğini düşünmüyorum. Olmasını çok isterim. Hani Türk miydi oldu sonuçta. İnsanlar merak ediyor. Ama o da benim gibi nazara inanan bir insan. Kendini gösterdiğinde çok fazla bir şeyler oluyor. O yüzden göstermiyor. Siz istiyorsunuz beraber video çekelim de o çalışıyor şu anda. Emin'le sevgili misiniz yazmış birisi. İstanbul'da buluştuğum arkadaşından bahsediyorlar. Hani Boğaz turuna çıktık ya. Sevgili değiliz. Sevgili olsak zaten söylerim. Siz beni anlamıyorsunuz. Panik atak, anksiyeten var mı? Stresten bayılma hissi yaşıyor musun? Hayatım boyunca hiç bayılmadım. Bir tek narkoz aldığımda beni bayıltmışlar. Çok merak ediyorum biliyor musunuz? Bayılmak nasıl bir his? Cidden merak ediyorum. Soruya bak mükemmel. Ameliyat birinci günden 60 güne kadar ne yedin? Ya ben şimdi buna ne diyeyim? Allah ne verdiyse onu yerim. Yani şunu bunu yedim. İlk 21 gün sıvı. 21. günden sonra püre. İlk 60 gün müydü ya? 2 ay boyunca. Çok ağır şeyler yemiyorsun. Ondan sonra desirini yiyip içebiliyorsun. Zaten ilk 6 ay ben çok bir şey yiyip içemedim. Gördünüz zaten. 6. aydan sonra harra Allah ne verdiyse. İçinde kalmasını söyleyeyim. Sanki böyle bir şey kötü bir şey söyleyecekmiş gibi hissediyorsunuz değil mi? Seni çok 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 seviyorum. Allah emeklerini karşılığını fazlasıyla versin. Allah razı olsun. Rabbim sana 1000 katını versin. Bu güzelliğin neye borçlusun acaba Gizoş? Ay kız teşekkürler. Senin o güzel gören gözlerin. Güzel miyim? Güzel miyim? Bu nasıl mükemmel bir öneri demiş. Bakın şimdi. Ekranı durdurur musunuz? Ne yaparsınız bilmiyorum. A101'e gidiyorsunuz. Hani A101 her yerde vardır diye diyorum. Başka nerede var bu kahveler bilmiyorum. Osmanlı Dibek kahvesi 1. Al koy kenara. Damla sakızlı Türk kahvesi al kenara koy. Ve Türk kahvesi. Bu üç kahveyi karıştır, 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 kup 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 doğrarak. Doğruyorsunuz. Şey. Karıştırıyorsunuz. Ondan sonra Türk kahvenizi bundan yapıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel, aşırı güzel. Baya baya güzel bir kahve oluyor. Beni bir de kahve içmeye alıştıran hayat size neler yapmaz. Sizi yeni takip ediyorum. Teşekkür ederim.
Evli misiniz? Sevgiliniz var mı? Hayır. 25 yaşındayım, bekarım. Taliplerimi aramıyorum. Hepsini canım. Daha önce evlenmedim, daha önce nişanlanmadım. Sevgilim yok. Flörtüm yok. Yok, 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 yok. Bu arada sormuşken kendimi tanıtayım. Adım Gizem. 25 yaşındayım. Antalyalıyım. Antalya'da yaşıyorum. Doğma büyüme buralıyım. Annem Kayserili. Kayseri Sarız Değirmen Taşköyü. Selamlar. Akrabalarımıza selamlar. Ailemle yaşıyorum. 6 kişilik bir ailem var. Anam, babam, ben. Rabiş, Nehir, Ozan. En büyük çocuk benim. 2 yıllık yüksekokul mezunuyum. Hep burada yaşadım, hep buradayım. Başka ne diyebilirim? Hobilerim yemek yapmak. Hobilerim yemek yemek. Şaka. Kitap okumayı, film izlemeyi çok seviyorum. Yüzmeyi gerçekten çok seviyorum. Başka? Öyle. Bu kız bana inatla yazıyor. Yüzlerce mesaj yazdım. Lütfen görür müsün diyor. Mavi abiye elbiseni satar mısın? Satmıyorum canım. Satıyor olsam mutlaka sana satarım. Teşekkür ederim. Bye. O elbiseyi nereden almıştım ben ya? Patırtıdan mı ne aldım galiba? İleride evlendiğinde ailenden uzak başka bir şehire gelin gider misin? Bence benim için en doğrusu bu olacak, biliyor musunuz? Yani yapamazsın, edemezsin diyen çok olacak. Ben burada olursam ailem bana çok karışır gibime geliyor. Benim kıymetimi bilirler belki uzakta olursam. Yoksa öbür türlü hep rabiş kıymetli. Annem izin vermez ama gitmeme. Öyle düşünüyorum. Aynı kişi bir daha sormuş. Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten de mi böyle samimisin? Ha, samimiyim. Öyle söylüyorlar. Bilemiyorum artık. Nasıl sevilmek istersin ve nasıl seversin? Böyle bir daldım, böyle bir gittim. Evet, dünyaya dön. Çok güzel seviyorum, biliyor musunuz? Gerçekten. Bu konuda kendime hayranlık duyabilirim. Hani şey bir insan değilim. Dışarı çıkmayacaksın, şunu yapmayacaksın, işte şöylesin, böylesin, asla değil. Mesela son ilişkimden bahsedeyim. Aşırı kıskançtı, çok kıskançtı. Hani giydiğim elbiseye kadar karışıyordu. Ama ben de kıskancım. O beni sinir etmeyi, kıskandırmayı çok seviyordu. Mutlu oluyordu beni sinir edince. Bazen insan özlüyor ya. Öyle. Keşke o da bunun farkında olsa. Neyse, boş verin. Güzel seviyorum. Hani böyle katı veya kısıtlayıcı bir insan değilim. Size bazen hani sert görünüyorum, agresif görünüyorum ya. İlişki içindeyken öyle bir insan değilim. Merak ederim. Nasılsın? İyi misin? Aç mısın? Tok musun? Yorgun musun? Derdini sorarım. Anlatmasını hani anlatabilirse anlatır. Hep böyle iyi olmasını isterim. Onun için dua ederim. Onu merak ederim. Onu sıkmam yani. Ama bence bir yerde yanlış yapıyorum ki hiçbir şekilde olmuyor yani. Sadece bu sondan bahsetmiyorum. Hiçbir zaman olmuyor. Demek ki sorun bende. Ya da şey lazım. Sevgi nankörlüğü var belki de. İnsan sevildiği yerden uzaklaşıyor galiba. Başka bir açıklaması yok.
Çünkü asla bir saygısızlığım yok, bir terbiyesizliğim yok, bir aldatma mevzusu yok. Nasıl sevilmek isterdim? Birisi tarafından gerçekten böyle hani çok parası olsun değil, işte çok yakışıklı olsun değil, beni gerçekten sevsin. Ne bileyim böyle elimi tutsun, ben böyle başımı omzuna koyayım. Böyle sarılsın, kokusunu içime çekeyim, o benim kokumu bilsin, ben onun kokusunu bileyim. Böyle ağladığımda gözümün yaşını silsin elleriyle. Güldüğümde böyle benimle beraber gülsün, mutlu olsun. Ben galiba çok şey istiyorum, o yüzden olmuyor. Böyle sevilmek isterdim. Beni kaybetmekten korksun. Beni kaybetmemek için nasıl diyeyim ya, benden vazgeçmesin. Beni sevsin, gerçekten sevsin. Ben olduğum için beni sevsin. Dış görünüşümü sevmesin. Yani bana şey demesin. İleride tekrar kilo alırsan ne olacak demesin. Umarım anlatabilmişimdir. Kilo vermen nasıl? Ben de mide küçültme düşünüyorum. İlk başlarda hızlı gitti. Şu anda veremiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Çekim yasasına inanıyor musun? İyi düşün, iyi olsun. Seni çok seviyorum, giden abla. Böyle şeylerle pek bir ilgim, alakam yoktu. Ben dua etmeyi bilirim. Dua etmek, dua etmek, dua etmek. Ama diyorum yani, beni sevilmeye layık görmediler. Sevilmedim. Vardır Rabbimin bir bildiği. Hayırlısı olsun. Herkes bana nasibin seni bir yerde bekliyordur falan diyor da. Kim o baba ki? Başım ağrıdığı için çıkardım. Mine ablam ben. Sorum yok. Sadece seni çok sevdiğimi söylemek istedim. Selam yollarsan mutlu olurum. Mine abla sana selamlar. Baban nerede? Evdeydi. Baba! Gel. Özlem senin neyin oluyor? Kamışımız oluyor. Bir kızın ya da oğlun olsa ne isim verirdin? Çocukken bunlarla çok böyle çocukken dedim, ilkokula giderken de galiba bir defterim vardı. Hedeflerim, hayallerim, kız çocuğum olursa isimleri, erkek çocuğum olursa isimleri şu an hatırlamıyorum bile. Ama o defterler duruyor. Bilmiyorum. Buna eşim olacak insana şerefsiz köpek beni bulamadı. Onunla karar vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Merhaba, abur cubur yiyor musun? Evet. Hani ben bir sağlıklı beslenmeye falan başlamıştım, yalan oldu. Benim kadar iradesiz, azimsiz bir insan yok. Vur gelsin, yapıştır gelsin. Zaten yapıştıracağınız kadar yapıştırıyorsunuz, gelsin. Üçüncü ay ile ilgili anlat Gizem. Aslında ilk 6 ay çok fazla bir şey yiyip içemiyorsunuz. 6. aydan sonra istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Ben öyle söylüyorum. Çünkü benimki öyleydi. Ama çok da bir net bilgim yok. Çok fazla sosyal medyada insan var. Bakın, takip edin, araştırın. Herkesinki farklı çünkü. Herkesin metabolizması da, vücudu da, yediği işte de farklı. Doktoru da farklı. Psikolojik olarak bu süreçte kendini nasıl yönetebiliyorsun? Yönetemiyorum. Bu arada çok güzel yol kat ettin. Bir de şunu söyleyeyim. Ben hiçbir erkek için ağlamazdım, yemin ederim. Birisi vardı, bir de birisi vardı. Geçen sene tüp mide olmadan önce hayatında birisi dahil oldu. Olmasaydı keşke. Onun için çok ağlamıştım. Çok ağladım. Gerçekten. Ama hiçbir zaman beni sevsin, şöyle olsun diye o kişiye şey yapmadım. O kişi beni kardeşi olarak gördüğünü söyledi. Ama benim hayatımdan asla çıkmadı. Ben buna çok üzüldüm, çok ağladım. Dedim ki hani resmen benimle oyun oynuyorsun, dalga geçiyorsun. Ben sana karşı hislerim var, duygularım var. Ben senden öyle hissettiğim için öyle gördüm. Ama sen hala benim dibime geliyorsun. Her gün benim yanıma geliyorsun. Ve en başından beri bunu bilerek yapıyorsun. Benim çok zoruma gidiyor. Her gün onun için çok ağlamıştım.
Ya bir insan bir insanı kardeş olarak görüyorsa bunu en başında söyler, değil mi? Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Senin bana farklı hislerin var. Olmayacak de, uzaklaş, git. Ama o hem bunu söyleyip hem de benimle görüntülü konuşuyor, sesli arıyor, işte her gün yanımda. Ben evde olmayınca pazara geliyor. Ya ne bileyim, böyle dışarıdan gören herkes bizi sevgili sanıyordu. Aileme varana kadar herkes öyle sanıyordu. Ben onu zorlayamam. Zorlayacak bir şeyim de yok. Benim zaten zoruma giden nokta, bana onu söylediği halde benim hayatımdan asla çıkmayıp sürekli dibimde olup sürekli böyle benimle uğraşması, el şakası yapması, benimle şey yapması, böyle ne bileyim ya. Öyle. Mesela o zamana kadar hiçbir erkek için ağlamamıştım. Onun için ağlamıştım. Unuttum. Gerçekten. Rabbime şükürler olsun. Benim için hayırlısı olsaydı zaten nasip olurdu. Benim için hayırlısı değilmiş ve onu unuttum. Ama bu yok. Kaç ay oldu, hala aynı. Unutacağım. Tüp mide olmadan önceki Gizem'e ne söylemek isterdin? Yani geçmişteki Gizem'e. Her şey hayal ettiğin gibi olmayacak Gizem, yani. Düzelmeyecek hiçbir şey. Düzelen tek şey kilo vermen olmuş olacak yani. Ben şey diyordum. Her şey çok farklı olacak. Her şey düzelecek, gidecek, gidecek. Hiç pişmanlığın oldu mu? Pişman olduğum çok şey oldu. Mesela asla benim hayatımda olmayı hak etmeyen insanlara hayatımı almak. Gerçekten en büyük pişmanlıklarından birileri bunlar. Özlem ablanın öncesi sonrası gelmeyecek mi? Özlem abla diyeyim de bugün şey yapsın. Sevdiğin dostun seni bir anda sildi mi? Evet, sildi. Anlam veremediğim bir şekilde sildi. Ben dediğim gibi değer veriyorum insanlara. Haddinden fazla değer veriyorum. Hani kendimi yüksek konumda gördüğüm için konuşmak istemiyorum da. Hani böyle benim yerimde başkası olsa asla doğum günlerinde hiç kimseyi nasıl derim? Hani ben fenomenim ya, seni kim paylaşsın gibisinden şeylere girer. Ama ben hayatımdaki insanlara çok değer veriyorum. Onlara şey yapıyorum. Bir anda takipten çıkıyorlar, beni siliyorlar. Anlam veremiyorum. Diyorum yüzsüz gibi hala gidip diyorum ki ne oldu? Acaba bir yanlışım mı oldu? Çok zoruma gidiyor ya. Ama herkes de kendisi bilir. Yapacak hiçbir şeyim yok valla. En son ilişki neden bitti? Bir anda bitti. Mesaj attı bana. Hiçbir şey yoktu ortada. Gerçekten yoktu. Yemin ederim yoktu. Ben TikTok'ta canlı yayındaydım. Böyle beni arardı. Hatırlayanlar vardır ya. Ben yayındayım diyordum. Sinir etmek için şey diyordu. İşte benimle konuşmaya devam ediyordu. Bu telefondan yayın yapıyorum ve diğerini arıyor. İşte telefonu, sesini dışarı ver. Seni sevdiğimi söyleyeceğim. Herkes duysun, herkes bilsin. Böyleydi ya, böyleydi. Gerçekten çok özlüyorum ya, yemin ederim. Çok zoruma gidiyor. Ortada hiçbir şey yokken böyle olması. Evlenince başka şehirde yaşar mısın? Aileni bırakıp gitmek üzer mi? Üzer tabii ki ama yaşayabilir miyim bilmiyorum. Kendi aileni kuracaksın sonuç olarak, yaşarsın bence. Ah gurbet, salım gurbet. Gizemiş çocukların ismini düşündün mü? Ya çok güzel bir anne olursun sen. Bu sıralar herkes zaten Asel'den dolayı galiba. Hani Asel'le falan beraber video atıyoruz ya. Sen ileride çok güzel bir anne olursun diyorlar bana. Nasip olur mu bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Müzik koy. Ayden kimi oynarsa Sakacık'tan mesela Kına Gecesi gibi yapmamı eleştirdim. Anlamadım. Galiba bir video önerisinde bulunmaya çalışmış. Baban ne iş yapıyor canım? Bir iş yapmıyor. Ayrı eve çıkmayı düşünüyor musun? Hayır. Çünkü annem izin vermez. Ben de zaten tek başına yaşayabilecek bir insan değilim. Korkarım. Öyle düşünüyorum. Kilo verdikten sonra bütün sıkıntılar bitti mi? Hayır, bitmedi. Bitmiyor. Bitmiyormuş. Ben de yeni başladım influencer olmaya. Bu süreç nasıl, para kazanırım? Etkileşim nasıl olur? Saçma sapan videolar çekersen izlenirsin.
Gerçekten öyle. TikTok'ta da öyle, Instagram'da da öyle. Çok zor yani, kolay değil sıfırdan başlamak. Sorum şu, bu güzellikle nasıl başa çıkıyorsun Gizem? Teşekkür ederim. İleride evleneceğin kişi aileme birlikte yaşayacağız dedi. Tepkin ne olurdu? Kabul eder miydin? Şimdi bunun sebebini bana söylemeli. Gizem, ben ailemle yaşamak istiyorum. Çünkü maddi durumum yok. Şu anda dişimi sıkmak zorundayım. Birkaç yıl ailemle yaşayıp ondan sonra evimize çıkıp yuvamızı kuralım. Tamam, amenna, kabul, okey. Ama öbür türlü ben anamdan babamdan ayrılamam, beraber yaşayacağız, biz de böyle derse anasının babasının yanında kalsın. Kusura bakmasın. Canım Özlem'i de çok seviyoruz. Birlikte vlog gelsin, ailenizi, ortamınızı çok beğeniyorum. Seviliyor, teşekkür ederiz. Severek izlerim yazmış şu başkası. Çok teşekkürler. Göynük Antalya'ya göre daha mı serin oluyor? Yazın o sıcakta nasıl yaşıyorsunuz? Ankaralıyım ben, merak ettim yazmış. Şimdi ben de Ankara'ya gittiğimde buradaki insanlar nasıl yaşıyor demiştim. Çok kasvetli, çok boğucu bir havası var bence. Yani gerçekten siyasi bir havası var. Ve benim en yakın arkadaşım, yani kapı komşumuz, çocukluk arkadaşım şu an Ankara'da. Oraya da evlenecek zaten. Kasım'da düğünü var. Rabbim mutlu mesut etsin. Allah kolaylık versin. Yıllarca orada okudu ve şu anda orada çalışıyor. Ben hep şey demiştim. Kanka demiştim, sen burada doğdun büyüdün, nasıl orada yapıyorsun demiştim. Çünkü biz denizi görmesek de gitmesek de onun bir kokusu, onun bir havası var, biliyor musunuz? Ve Ankara çok böyle değişik. Ben evet Göynük'te yaşadığım için biraz daha şanslıyım. Çünkü Bismillah. Geldiler gene. Çünkü tövbe estağfurullah. Burada biz dağın arasındayız böyle. Burada kanyon var. Onun serinliği geliyor. Dağların arasındayız ama merkezde binaların arasında çok sıcak. Fark var yani gerçekten de. Geleceğe dair bir planın var mı Gizem? Sosyal medya senin işin, evet. Peki bu düzende mi gideceksin? Sosyal medya bir iş, evet, ama bunun bir geleceği yok diye düşünüyorum. Yani ne kadar devam edebilir bilmiyorum. O yüzden kendime yatırım yapmam lazım. Ha, şunu da söyleyeyim. Belki çoğunuz için yanlış gelecek. Ben şunu söylüyorum. Ailemle beraber bir iş yapmak istiyorum. Olmuyor. Yapabileceğim de bir şey değil. Çünkü olmayacağını biliyorum. Ben diyorum ki gidelim merkeze bir dükkan açalım. Hayalim bu. Yapmıyorlar. Ne zaman bir yuvam olur, bir evlenirim, eşime bunu paylaşırım yani. Benim böyle böyle bir isteğim var. İnşallah öyle bir eş nasip eder Rabbim de benim yanımda da olur. Hani benim önüme geçsin, benim her şeyimi yapsın değil, benim yanımda olsun, destek olsun yeter bana. Destek de maddi olarak değil, manevi olarak destek olsun. İyi ki varsın Gizemlesin, arkama böyle dağ gibi dursun. Annem babam da dağ gibi durur ama onlar buradan başka bir yere gitmek istemiyorlar. Babam gitmek istemiyor, annem gitmek istiyor da annem de yapamaz ya. Annem binada yapamaz yani. Burada çıkıyor toprakla, bağla, bahçeyle uğraşıyor. Dediğim gibi aslında böyle bir planım var ama şu anda yok diyebilirim. Yapacak bir şeyim yok yani. Hiç tanımadığım birinin, bakayım bir dakika. Hiç tanımadığım birinin senin üzerinde gerçekten büyük bir etki yarattığı oldu mu? Kim ve neden? Hiç düşünmedim şu anda böyle bir şey ya. Seni korkutan ama yine de yaptığın şey ne? Ona da cevap veremiyorum. Çok ağır sorular sormayın. İkinci kez dünyaya gelseniz ve seçim şansınız olsa nasıl bir hayat yaşamak isterdiniz? Ailem yine böyle olsaydı isterdim. Ama ilk hayatımda yaptığım hataları bilmek isterdim. Mesela şu, liseye başladığımda telefona, tablete sarılmak yerine derslerime daha çok çalışıp güzel bir eğitim hayatını bitirmek isterdim. En büyük pişmanlığım biliyor musunuz?
Beni izleyen belki küçükler vardır. Yanlış hayallere kapıldım. Cidden. Hani şimdi çok küçük yaşta sevgili oluyorlar. Bizim o zaman o kadar değildi. İlkokulda sevgili olacak bir mevzu yoktu. Şimdi elimizde telefonlar çoğaldığı için tabii ki bunlar da çoğaldı. Yanlış hayallere kapıldım. Keşke eğitim hayatıma daha çok önem verseydim. Öyle söyleyeyim. Tüp mide ameliyatından sonra diyetisyenle çalıştın mı? Hayır. Çoğuna baktığım zaman diyetisyenle çalışıyor. Keşke bizim de diyetisyenimiz olsaydı. TikTok'ta canlı yayın açmak yerine YouTube'da yemek videoları paylaş senin için daha iyi. Değil mi? Daha karlı olur. Ben TikTok'taki canlı yayınları bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi bana diyecekler ki neden? İşte sen para kazanıyorsun, niye bırakıyorsun? Çarptır, cıptır. Asla para kazanma mevzusu umurumda değil. Para zaten oradan kazanmıyorum. Ben kazanacağım buradan kazanıyorum. Trend yoldan kazanıyorum. Açık açık da söyleyeyim. Buradan mesela bu ay ne kadar kazanmışımdır? 15-20 bine yakın para kazanmışımdır. Bunun %15 bini vergi. 20 bin lira deseniz 3 bin lira devlet vergi kesiyor. Ben TikTok'ta bu kadar para kazanmıyorum. TikTok'ta önceden vardı. Şu anda da var ama neden bana yok? Çünkü şu anda TikTok'ta böyle rezillik çıkaran, pislik yapan, işte dediğim gibi böyle iğrenç iğrenç, absürt yayınlar yapan insanlar izleniyorlar. Hak etmeyen insanları atıyorlar. Bilmiyorum hak ediyorlar mı, hak etmiyorlar mı? Ben hak etmediklerini düşünüyorum. Allah herkese daha fazlasını versin diyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi şu anda buradaki gelirim çok şükür Rabbime şükürler olsun. 1-2 ay öncesine kadar hiç yokken şu an çok güzel bir şekilde yükseldi. Burası da, Trendyol'da. Trendyol'da çok güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Ciro'm yükseldiği için şöyle bir şey var. Trendyol, Milla'yı, Curvy, Manny, işte Modest bunları hepsini ayırdı. Şey diye, Milla diye bir uygulama çıkardı. Oraya beni influencer olarak dahil ettiler. Benim ciro'm yükseldiği için. Şu an oraya da çalışmaya başladım. Ezan vakti. Rabbim her şey için şükürler olsun. Yani TikTok'a devam etmek istemiyorum. Bu maddi açıdan değil. Maddi açıdan düşünecek olan insanlar var. Mesela şey diyorlar, TikTok kapanırsa aç kalacaksınız. Kimse aç kalmaz gerçekten. Beni orada bağlayan bir şey yok. Nankörlük de yapmak istemiyorum. Beni herkes orada tanıdı. Ama diğer taraflarda da güzel bir kitle elde ettiğimi düşünüyorum. Devam etmek istemiyorum çünkü gerçekten ortam çok bozuldu. Hani sırf beni izlemek için o TikTok'u indiren insanların da hakkına girmiş oluyorum. Ya gerçekten baktığım zaman yuva dağıtan bir uygulama. Cidden bak ya. Önceden böyle değildi. Şu anda çok kötü bir ortam haline geldi. Yani anlam veremediğim kadar kötü bir halde. Soracak soru bulamadım inan. O kadar doğalsın ki bizden biri gibi evimizin kızı gibi. Teşekkür ederim. Bakayım başka var mı? Hemen. Dua edelim bol bol. Ezan vakti edilen dualar kabul olurmuş. Allah kimseyi darda bırakmasın. Rabbim şu anda beni izleyen, şurasında sıkıntı olan kim varsa inşirah ferahlığı nasip eylesin. Allah anne baba olmak isteyip de olamayan, anne baba olmayı hak eden herkese hayırlı sağlıklı birer evlat nasip eylesin. Sağlıklı olması çok önemli. Rabbim hastalara şifa, dertlilere deva, kalbinde sıkıntı olanlara inşirah ferahlığı versin. Beni seven, beni sayan, benimle ilgili böyle en ufak bir tebessüme sahip olan kim varsa Rabbim onlara güzel duygular yaşamayı nasip eylesin. Allah bana bir verene 1000 katını versin. Allah nazardan, büyüden, beladan, şerden beni, ailemi, hepimizi korusun. Allah bizleri affetsin, Müslümanları affeylesin. Amin diyen herkesten razı olsun. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne
Rabbim, hepimizin yardımcısı olsun. Böyle bir şey okudum. Bugün tüp bebek transferim oldu. Bana dua et ne olur demiş. Bu çok zor bir şey gerçekten. Allah yardımcın olsun. Rabbim müjdeli haberler almayı nasip etsin. Sağlıkla kucağına almayı nasip etsin. İnşallah. Birkaç soru daha var. Cevaplayayım onları da gideyim. Her zaman yaptığın tavuklu nohutlu yoğurt çorbasının tarifini verebilir misin? YouTube'da da çok fazla paylaştım ben bunu aslında. Terbiyeli tavuk çorbası. Biz içine nohut koyuyoruz, pirinç koyuyoruz. Ondan sonra onlar piştikten sonra içine tavukları didikliyoruz. En sonda terbiye yapıyoruz. Terbiyeye de bir yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı yoğurt, limon suyu karıştırıyoruz iyice. Ondan sonra çorbanın suyunu alıyoruz, ona katıyoruz böyle, ılıştırıyoruz. Sonra döküyoruz, hazır. Afiyet olsun. Üstüne de tereyağı yakabilirsin. Gizem bazen gerçekten yoruluyor musun? Herkesten her şeyden demiş. Evet, yoruluyor insan. Seni seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hepimiz yoruluyoruzdur bence çünkü insanız. Evlenmeyi düşünüyor musun demiş. Hayır, düşünmüyorum. Kimseye güvenebileceğimi düşünmüyorum çünkü. Asele siz mi bakıyorsunuz? Hayır, biz bakmıyoruz. Celil'in annesi Gülen gibi bakıyor. Neden her şey senin sırtında? Sana bakınca güçlü ama bir o kadar da güçsüz biri var. Güçsüzlüğümün noktası psikolojik olarak bu kadar yıpranmam. Onun haricinde gerçekten çok güçlü bir çocukluk. Hep çocuk olarak görüyorum çünkü bir ananın babanın çocuğu olduğum için çocuk değil. Güçlü bir insan oldum hep. Böyle olmak istemiyorum bazen. Ama mecburum bence. İnsülin tarzı, direnci, insülin direnci, pikos tarzı sorunların oldu mu? Kilodan ötürü zayıflayınca geçti mi? Geçti galiba. Hayatından memnun musun? Yani yaşına göre daha olgun yaşıyor gibi. Her gün aynı şeyleri yapmak zor mu? Aslında her gün aynı şeyi yapmıyorum da. Yapıyorumdur da. Bilmiyorum ya.
Bu kadar kötü kalp bir insana nasıl başa çıkıyorsun? Çıkamıyorum. Bazen oturup kalıyorum öyle, gerçekten çıkamıyorum. Tüp mide ameliyatı olanlar tekrar kilo almaya başladı. Sen de korkuyor musun alırım diye. Zaten şu aralarda beni tetikleyen psikolojik sorunlarından birisi de bu bence. Korku. Elin çok bol. Maşallah beceriklisin kız demiş. Şükürler. Bundan sonra hayatına girecek kişiye ne söylemek istersin Gizol? Son soru bu olsun. Ne olur? Bilmiyorum kim olursun. Ben gerçekten seni ne paran için severim. Ben zaten parayı gördüm. Gerçekten gördüm. Ne seni dış görünüşün için severim. Yakışıklılık gelip geçici, güzellik gelip geçici. Şuran güzel olsun bak gerçekten. Beni böyle her halimle sev. Ya ne bileyim. Benimle dalga geçme. Benimle oyun oynama. Cidden beni sev. Ben sonuna kadar senin yanında olurum. Ölene kadar. Ya senden başkasını da istemem yani. Beni gerçekten sev, say. Ailene sevgin, saygın olsun. Benim aileme sevgim, saygın olsun. Beni üzme ya. Ben çok üzüldüm zaten yeterince. Bu zamana kadar çok fazla üzüldüm. Çok ağladım. Hep yarı yolda bırakıldım. Çok umut verdiler, çok güvendirdiler. Hep böyle yarı yolda bıraktılar. Beni güzel sev. Ben gerçekten seni çok severim. Ne bileyim böyle büyük isteklerim olmaz senden. Sadece bana sarıl derim. Senin yanında güvende istediğim, huzurum olsun, mutlu olayım. Böyle çok büyük şeylerim yok. Umarım her şeyin hayırlısı olur. Bilmiyorum nasip olursa olur. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.